Oyun bozandan herkese selamlar gençler. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Çünkü çok güzel bir video bizi bekliyor. Videoya geçmeden önce çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Dün akşamki güncelleme ile alakalı yeni gelen güncelleme ile birlikte bazı takımlar güncellendi. Kadrolar, transferlerin hepsi yerine geldi. Buradan tek tek bakabilirsiniz. Mesela Beşiktaş'ta Gazel geldi, Montero geldi, Fatih Karagümrük, Hatay Spor, yani bunların hepsi geldi, bilginiz olsun. Eğer şu anki serimizin devam etmesini istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtin. Ya da serimize yeniden başlayıp ya da farklı bir takımla başlamamızı istiyorsanız eğer bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ona göre yolumuzu, şeklimizi çizmiş oluruz diyorum. Ve derhal yerden devam ediyoruz. Ben bu arada birkaç tane transfer teklifinde bulundum. Bakalım onlar ne durumda. Cengiz Ünder başarısız, Hakan Çalhanoğlu başarılı, Renat Dadaşov başarılı. Bunları almamı istemiştiniz arkadaşlar. Bunları hemen kadromuza ekliyorum. Cengiz'e tekrardan teklif göndeririz. Hiç sıkıntı değil. Hemen yolumuza devam edelim. Evet gençler, şimdi Türkiye Süper Kupası'na yolculuğuna başlıyoruz. Başlamadan önce buradan tekliflerime bir bakmak istiyorum. Cengiz Ünder de kabul etmiş. Hemen onu da alalım. Takımımıza eksik oyuncumuz kalmasın. Zaten transfer ücretimiz, bütçemiz de 13 milyon kaldı. Herhalde daha fazla transfer yapmayız diyorum ve hemen maça geçiyorum. Kadromuz bu şekilde. Ozan yorgunmuş. Ozan'ı dinlendirelim. Ozan'ın yerine kim alalım? Pepe, Sergio Ramos. Tamam, Sergio Ramos alalım. Pepe'yi de yukarı alalım ki değiştirmek için fırsatımız olsun. Geri kalan herkes iyi gözüküyor. Iniesta bir tık yorgun olduğu için onu da dinlendirmek istiyorum. Talisca'yı almıyorum. Senin yerine şöyle defansı iyi oyuncular vardı. Milner mı? Şöyle mi? Şöyle alalım. Şöyle'yi de çok seviyorum. Daha önce Ajax'ta çok izlemişliğim vardır. Tamam, kadromuz şu an için bu şekilde ve hemen maçımıza geçelim. Bakalım neler olacak. Türkiye Süper Kupası'na hoş geldiniz gençler ve Mbappe'nin vuruşuyla maça başlıyoruz ve takımıma başarılar diliyorum. Umarım güzel bir kadro kurduğumuz için istediğimiz her şeyi yapabiliriz diyorum ve çok güzel içerik açabilirsek çok iyi olacak ama fake attık. Haydi Saint, sen de çık dışarı. Şöne, Şöne ama geçmedi. Geçseydi çok etkili olabilirdi. Ozan Tufan, Caner Erkin, Şöne karşılıyor onu. Deniz Türüç. Fener çok iyi geliyordu ama bizim sayemizde çok da iyi geliyor yani. Haydi Ramos. Abi ya. 1-0 geri düşüyoruz. Saçma bir golle. Haydi bakalım. Greenwood. Arnold içeri gir. Fake'imizi attık. Oha abi ya. Caner kaçla oynuyor, Arnold kaçla oynuyor. Adam bir omuza devirdi. Şöyle arayı çok iyi gördü. Mbappe. Ve maç birbirine geliyor. Dakika 27. Çok güzel bir atakla golümüzü bulduk. Takımı tebrik ediyorum. Haydi Arnold, senin o top. Caner Erkin. Pas Ozan Tufan. Ozan'dan tekrar Caner'e. Caner etkili bir orta açar mı? Açamadı. Top Beşiktaş'ta kaldı. Greenwood. Gençler çok etkili ama orada faul olabilirdi.
Abi ya ben yukarıda koşan adamı attım, sen gittin Saint'e attın, beni de karıştırdın. Ramos. Takım şu an o kadar etkili oynuyor ki yani. Bu beni çok mutlu ediyor. Mbappe kaçırdı. Çok güzel atak ama maalesef Mbappe kaçırdı. Gelin bakalım çocuklar. Kaleye kadar geri döndü ya. Ve ilk yarı 1-1 bitiyor. İkinci yarı Fenerbahçe başladı. Takıma başarılar diliyorum. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz. Greenwood etkisiz bir şut, defanstan kornere gitti. Gelir mi? Maalesef etkili bir orta olmadı. Top tekrardan bizde. Girin içeri. Abi ya ne güzel adam Fifik'le pas attı ama topu kaptırdık. Konuşuruz ki yani takımı bilmiyorum böyle. Saint girmedi. Girmedi. Çok güzel gol atabilirdik ama maç uzatmaları gitti. Bayağı etkili oynadık ama golü bulamadık. Hemen oyuncu değişikliği yapalım. Çünkü sol kanat gitti. Yanlış oldu, bir dakika. Sol kanadı en azından değiştirelim ki ilerisi için sıkıntı olmasın. Şimdi senin yerine Talisca'yı alalım. Talisca'yı özledik. Şimdi Greenwood mu? Bilemedim ki abi ya. O zaman şöyle yapalım. Çünkü takım bayağı yoruldu. Sen de burada oyna. Seni şuraya alalım. Sen de buraya gel koçum. Tamam. Şimdilik böyle kalsın. Ama şu sıkıntı şu. O zaman şöyle bir değişiklik yapalım. Taliska'yı iptal edelim. Aynen. Taliska'yı iptal ediyoruz. Sen göbekte kal. Seninle Taliska'yı değiştirelim. Senin yerine de Haaland alalım. Müthiş bir forvet hattı olsun. Tamam. Haydi bakalım. Hemen başlayalım. Haydi Greenwood. Abi ya çok kötü. Çıkar o, çıkar. Okey, çıktı. Haydi Brent, vuramadın. Şöyle. Senin bu top şöyle. Şöyle. Çok kötü bir şut. Çok kötü dışarı gitti. Arnold kaçırma adamını. Kaçırma. Abi Brent nereye kaçıyorsun arkaya ya? Of of of, aman dışarı gitti. Çok iyi. İlk uzatma devresi bitti. İkincisine başlayacağız. Çok bir atak yapamadan ilk devre bitti. Bir an önce atak yapmamız lazım. Çünkü zaman çok hızlı ilerliyor. Çok iyi çıkıyoruz ama abi orada nasıl alamadı o topu ya? Top bizdeydi.
Haydi şöyle. Taliska. Taliska dışarı gitti. Foul mü var? Bak orada çok fena vurdular herife. Foul mü var? Foul mu? Yok. Ne foul olacak? Haydi çocuklar. Uzatmaları gitmesin. Daha doğrusu penaltıları gitmesin. Penaltıları gitti. Hakem hemen bitirdi. Evet gençler. Maalesef penaltılarda kaybettik. Lige kupayı Fenerbahçe'ye vererek başlıyoruz. Hemen ilk maçımıza başlayalım. Şimdi ilk maçtan tecrübe edinerek Greenwood'un yerine Quaresma alıyorum. Davis biraz yorgun geldi bana. Yorgun düşüyormuş gibi. Onu tam emin olamadım ne kadar iyi veya kötü diye. O yüzden onun yerine de Mbappé'yi deneyelim. Bakalım o nasıl olacak. Yani başarılı mı? Tamam. Buraya alalım seni. Cheng'i deneyelim bakalım. Cheng ne kadar etkili olacak. Bu şekilde oyuncuları deneye deneye kimler ne kadar etkili olup olmadığını göreceğiz. Hemen maça geçelim. Beşiktaş Trabzonspor Süper Lig açılış maçına hoş geldiniz gençler ve Mbappé'nin vuruşuyla başlıyoruz. Bir gündüz maçı daha ve gündüz maçlarını sevmediğimi her seferinde söylemeyi de sevmiyorum ama işte ne yapacaksın ki abi? Quaresma Trivela ve kaleci de kaldı. Quaresma ile güzel bir Trivela çektik ama maalesef maçın başında etkili olamadı. Haydi Ozan. Ozan indiremedi. Mbappé. Al onu. Helal olsun koçum. Geçer mi? Mbappé dışarı gitti. Fileyi yalayarak dışarı çıktı. İnanmıyorum ya. Haydi Melih. Güzel. En azından top bizde kaldı. Cenk. Oba Cenk al onu. Alamadı. Top bizde mi kaldı? Abi topa kim koşuyor ki? Iniesta topu niye bıraktın? Iniesta koşuyor diyor orada. Bıraktı. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hey. Haydi Mbappé alırsın. Koş yolunu kapatın sadece yeter. Hoppa temiz bizim. Helal. Çocuk çok hızlı. Girer mi? Girmedi. Yine yan ağlarda kaldı. Yine yan ağlarda kaldı. Yine yan ağlarda kaldı. Şu yan ağları bir geçemedik bu maçta. Gir içeri. Çok güzel. Ah be. Geçmedi Arnold'dan. Iniesta pası Brent'e ve dakika 37'de 1-0 öne geçiyoruz. Defans oyuncusunun yaptığı büyük hata Trabzon'a bir gole mal oldu. Hadi bakalım. İkinci golü bulabilirsek biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Trabzon şu an için dağılmış durumda. Haydi Mbappé. Çok güzel ama arkamızda kaldı. Tut onu. Helal. Tut 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 tut. Çık dışarı. Haydi Brent göm sen de. Ama kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı top. Ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Takımımı tebrik ediyorum.
İkinci yarıya Trabzon başladı. Ve forvetlerimiz daha gol atamadı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ne şut çektik be. Kaleci de çok iyi tuttu abi ya. Kaleci bugün biraz formunda galiba. Ama her ne kadar formunda olursa olsun biz seni geçmesini biliriz. Zor da olsa. Yalnız Trabzon çok etkisiz oynuyor bize karşı. Onlar için çok kötü olacak. Helal. Çok iyi geçiyoruz. Oha abi ya. Çektirmediler. Var ya gömecektim onu kaleye ama ucuz yırttı Trabzon. Allah'ın sevdiği kuluymuş diyelim. Girin içeri. Çok güzel abi ama maalesef kalecide kaldı yine top. Kaleci bugün çok iyi şutlar çıkardı. Bilmiyorum, bayağı Trabzon'un en iyi oyuncusu. Trabzon hiç etkili oynayamıyor ama en etkili olduğu yer kalesi. Abi alın, iki kişi alamadınız bir topu ya. Mbappe yine kalecide kaldı. Yine kalecide kaldı ya. Helal olsun. Kaleci bayağı formunda bugün. Derken hakem maçı bitirdi. 1-0 kazanıyoruz. Çok üstün oynadık ama başka gol atamadık. Trabzon'da bir o kadar hiç üstün değildi. Hiç. Evet gençler. Hemen sıradaki maça geçemiyoruz galiba. Bir dakika. Galiba bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi kurası çekilmiş. Ve bizim grupta da kimler var? Hemen şuradan bakmak istiyorum. Real Madrid, Zenit, Garnetova. Bu kim bilmiyorum ya. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Başka Türk takımı var mı acaba? Yani maalesef başka hiç kimse yok. Aslında daha iyi gruplar varmış. Biz de onlardan birinde olabilirdik ama maalesef bizim grubumuzda biraz kolay kalmış bize göre. Hemen maça geçiyoruz. Başakşehir'i de mağlup edip yolumuza devam etmek istiyoruz. Chong'a bayılıyorum. Ben bu çocuğu çok sevdim gerçekten. Bundan sonraki birçok ana ligimde bu çocuğu alabilirim. Buradan herkese söylemek istiyorum. Greenwood da hoşuma gitti ama çok emin değilim o konuda. Şimdi dediğim gibi genç oyuncuları deneyeceğimiz için hepsini mümkün oldukça kullanmaya çalışacağız. Aaron'u deneyelim. Milner'ı alalım. Ya bunlar aslında şeyler, nasıl derler ona? Genç oyuncu değil, yaşlılar ama hani şu an genç halleriyle birlikte oynayacağımız için biraz daha farklı bir mutluluk var. Tamam. Böyle kalsın. Formalara bakalım. Tamamdır. Başakşehir Beşiktaş Süper Lig ikinci maçına hoş geldiniz. Bakalım maç, bakalım maçta neler olacak. Takıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Başakşehir hızlı başladı. Evet, bayağı hızlı başladı. 1-1'le. Geçirmeyin. Ne gol yedik be. Abi nasıl döndürdünüz o adamı? 1-0. Crivelli. Maç bayağı çekişmeli geçeceğe benziyor. Girebilir miyiz içeri? Girdik. Bir pas daha attık ama olmadı. Korner. Çok güzel. Çok güzel geçiyoruz. Taliskacım. Hadi canım. Milner. Taliskacım gir içeri. Heh. Ya abi bak şimdi yine aynı şey oluyor orada. Allah Allah ya, şunu yapmayın abi. Adamı nasıl bozabiliyorsun sen orada? Topla, şut çekeceğiz. Adam bozuluyor birden. Vurmuyor. Ya Greenwood geri niye kaçıyorsun koçum ya? Atağa çıkıyoruz biz orada. Senin... Çık dışarı.
Bak. Adam her türlü vücuduyla etkileşim haline geçebiliyor. Korner mi? Korner. Korneri verdin. Haydi çocuklar. İlk yarı biterken bir gol atabilir miyiz? Kaleci bir nokta kaldı top. Yani artı bir verdi, dakika 50'ye kadar gittik arkadaş. Bu nedir ya? İlk yarı 1-0 geride kapatıyoruz. Çok etkili olamadık. Bakalım ikinci yarı istediğimiz etkiye kavuşabilecek miyiz? Nasıl kavuşacağız ki? Haydi Mbappe! Abi, abi vurun şu topa. Hiç affetmeyin, sıkıştırın yani. Basın, full basın. Haydi Davis. Haydi koçum. Yok bir şey hocam. Yok yok. Her şeye de foul verme artık ya. Haydi Talisca. Iniesta ile çıkıyoruz. Iniesta. Helal Mbappe. Çok güzel. Çok temiz. Helal olsun. Maç 1-1'e geldi. Dakika 55. Beşiktaş istediği formuna geç de olsa kavuşuyor gibi. Haydi Çong. Zaten her zaman gol yemeden oynayamayan bir takımız. Gerçek hayatta da böyle, PES'te de böyle. FIFA'da nasıl bilmiyorum. FIFA oynamıyorum. Döndürmeyin, döndürmeyin. Çok güzel. Sakin. Haydi Donnarumma. Ver aşağı. Hadi oğlum. Ya oha arkadaş ya. Yuh. Adamın her yerine vurdular. Terbiyesiz herifler ya. Bir de hala Mart Taval okuyor orada. Ba Taliska koçum. Atar mıyız? Atar mıyız? Atarız tabii ki. Talisca'nın müthiş frikiyle 2-1 öne geçiyoruz. Takım iyice şaha kalktı. Artık 3-4 gerisi gelir diye düşünüyorum. Şu an çok gaza geldik. Haydi Melih. İzin verme ona. Çok güzel. Çok güzel. Uzaklaştırdık onu. Helal olsun Melih. Helal olsun koçum. Geçmedi. Çok güzel bir şut ama kaleci de kaldı. Daha etkili vurabilirdik. Haydi Davis. Çong. Çong. Ver pasını. Abi nasıl tuttun o topu? Takım 3 diye bağırsa da 3'ü bulamadık. En azından 2-2 olmasın diyoruz. Bizim o Ozan indirsin. İndirdin ama yetersiz kaldı. Haydi Aaron. Haydi Aaron alırsın onu. Bizim o top. Çok güzel. Haydi gençler hızlı bir atağa çıkalım. Ya ne güzel içeri kaçıyordun. Niye geri döndün sen be oğlum? Nereye vurduk ya? Derken 2-1 bitti. Helal olsun takımımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Evet. Bugün Şampiyonlar Ligi günü ve ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımızda Real Madrid'le, yani Real Madrid'in de lisansı yok, forması yok. Biraz böyle sıkıcı, keyifsiz geliyor bana ama yapacak bir şey yok.
Yaması çıkarsa artık biz de bulursak indiririz diye düşünüyorum. Çünkü görsellik bir nebze de olsa bence önemli. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Bu maç çok keyifsiz, Mbappe keyifsiz olduğu için kadro bu şekilde kalsın. Talisca'nın attığı frikikten dolayı onu tebrik ediyorum. Onu oynatmak istiyorum ama Iniesta orada 79 oynuyormuş ya. Aslında seni orada oynasak daha iyiymiş. Tamam böyle kalsın. Başlayalım bakalım. Formaları görelim. Oo, işte şimdi forması kırmızı. Ben bunu yeni mi görüyorum ya? Niyeyse benim aklımda diğeri kalmış ya. Neyse kırmızı güzel duruyor. Ben onu çok hatırlayamasam da. Şampiyonlar Ligi ilk maçımız. Hoş geldiniz gençler. Real Madrid Beşiktaş maçı başladı ve takıma başarılar dileyerek hemen maça geçiyoruz. Kırmızı forma çok güzel duruyor. Şu an bayağı da hoşuma gitmedi değil yani. Bakalım maç içinde bize ne kadar katkısı olacak derken orada adamlar bir öpüştü böyle. Ne oldu orada ya? Vurdurmak yok koçum. Aşağıdan gelen jenerasyonda defans oyuncularımız o kadar iyi ki Türkiye adına gayet de etkili olabilirler. Iniesta farklı işte. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Iniesta'nın müthiş ara pasıyla Haaland'ın golüyle de 1-0 öne geçiyoruz. Takımı tebrik ediyorum gerçekten. Valla Iniesta'lığını konuşturdu. Yani onu tekrardan sahalarda görmek bizi mutlu ediyor. Keşke ekranlarda da görebilsek. Aha adama bak. Olmayan topla şut çekiyor adam ya. İşte Beşiktaş adamı böyle yapar oğlum. Yamulturum vallahi hepinize. He. Haydi Mbappé. Abi çok hızlı attım be. Bizim o top çok rahat. Ya Iniesta'cım bu sefer olmadı ara pasın. Tutun helal. Ama ya Ozan. Koçum sen. Iniesta'dan bir ara pası daha ama direkte patladı. Çok güzel ara pasları geliyor. Haydi Saint, Saint, Saint kalecide kaldı. Kalmadı daha doğrusu uzaklaştırdı topu. Ama o topu orada ne oldu ya? O onun üstüne zıplıyor, bunun üstüne. Sek sek mi oynuyoruz oğlum? İlk yarının sonuna gelirken baskımızı arttırıyoruz. Ah, vuramadım istediğim gibi. Isco. Bu maçta hiçbir şekilde varlık gösteremiyor dediğimiz Isco şu an atağa çıkıyor. Ozan durdursun onu. İşte ya abi tak. Tutun tutun. Helal olsun. Isco'yu tebrik ediyorum. İkinci yarı Haaland'ın vuruşuyla başlıyoruz. Ve her zaman dediğim gibi ilk atak gol olmalı. O zaman çok güzel oluyor. Ama böyle foller falan da istemiyorum yani. Olmaz o iş. Olmaz. Kalede Donnarumma var. Haydi Greenwood. Abi ya el kaldırıyorsun topa koş işte tıkladım sana. Top önünde adam hala pas istiyor yani top önünde önünde yani acı. Ayıkıyor mu? Bak şimdi burada gitti kim attı topu. Şu an resmen pas hataları gündemde yetişemedik. Haydi Melih. Çok güzel. Greenwood ama defanstan sekti. Çok güzel gelişini ayarladım ama İzleyelim. Çok güzel ama maalesef defans yine herhangi bir bölgesiyle topu uzaklaştırdı. Yani başka türlü kimse ona müdahale. Oha abi o ayak nasıl kalkmış öyle ya? Resmen saçmalık. Yani adam tek başına defans yani kaydı aldı. Bro.
Helal olsun adamlara. Haydi Mbappé, bu senin o top. Alırsın onu. Abi siz alkollü müsünüz ya? Bak şimdi bak, vallahi alkollü bunlar ya. Maça girmeden önce içmek yasak değil mi oğlum? Bu neyin kafası ya? At kafası resmen. Uzaklaştırın şu topu ya. At tıkıllar bir bölgeye. Çok güzel bir ara pası. Müthiş bir gol be. Abi bu nasıl bir gol? Resmen 90'daki ağları örümceğe her şeyi temizledik abi. Bu ne güzel bir gol ya. Ah bir tane daha geliyordu ama maalesef kaleci çok iyi çıkardı. Bakalım üçüncü golü bulabilecek miyiz? Girmedi be. Bir korner daha. Abi orada niye o topu o şekilde yani müdahale ediyorlar ki? Ben hala çözemedim onları ya. Haydi Iniesta, son canınla oynuyorsun. O da dışarı gitti. Çok güzel bir plase denedik ama dışarı gitti. Yine de tebrik ediyorum seni. Madrid resmen yokları oynuyor. Geçer misin? Korner mi? Out mu? Ne oldu orada ya? Greenwood çok etkilisin koçum, çok. Tebrik ediyorum seni. Abi sekmedi mi be? Üh. Haydi son atak. Ama dışarı gitti. Yani dışarıya çıkardık. 2-0 kazanıyoruz. Helal olsun. Çok güzel. İki müthiş golle. Hatta Saint'in golü çok daha güzeldi. Tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok. Evet gençler. Bir videonun da sonuna geliyoruz. Daha fazla PES videosu istiyorsanız eğer bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıdaki butona tıklayarak abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olduysanız eğer bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü paylaştığım videolar direkt size ulaşmasını istiyorsanız bu etkili bir yol. Ve videonun başında anlattığım bir şey vardı. Yeni bir güncelleme geldi. Kadrolar, takımlar güncellendi. Şu anki serimize devam edelim ya da ileriye hızlıca sarıp bu seriyi bitirip yeni bir takımla ya da farklı bir takımla bilmiyorum nasıl istiyorsanız eğer o şekilde bir ana lig tekrardan kuralım mı? Çünkü yeni o takımlar geldi, yeni oyuncular geldi. Belki daha farklı bir heyecan olabilir. Bilmiyorum. Bu tamamen sizin yorumlarınıza kalmış bir şey. Biliyorsunuz her şeyi birlikte yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.